O an şiddetli bir sarsıntı olunca hepimiz korkuyla panikledik, ne yapacağımızı bilmedik. Ben pencereden aşağı inmeye çalışırken o an düştüm. Bacağım kırıldı işte, hareket edemedim. Ondan sonra yukarıdan böyle parçalar düşmeye başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Deprem bölgelerinden yaralı kurtulan bazı yaralılarsa Elazığ'daki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralılar o anları anlattı. Şiddetli bir sarsıntı olunca korkuyla paniklediklerini dile getiren Zeynep Aslan, "Ne yapacağımızı bilemedik. Ben pencereden aşağı inmeye çalışırken o an düştüm, bacağım kırıldı, hareket edemedim. Yukarıdan da parçalar düşmeye başladı. O sırada ailem beni götürdü. Hastane süreci oldu. Malatya çok yoğun olduğu için Elazığ'a geldik. Elazığ'da ameliyat oldu. Teyzem ve kuzenlerim olmak üzere hayatını kaybedenler oldu. Elazığ depreminde de biz hissetmiştik ama bu kadar şiddetli değildi. Bu çok başkaydı, çok korktuk. Malatya şu an çok kötü durumda, yaşadığımız yer şehir değil. Hangi mahalle bizim bilmiyoruz, tanıyamıyoruz. Her yer yerle bir oldu, biz de öyle olduk. Allah herkese yardım etsin, inşallah toparlarız." dedi. Tabii o sırada ailem çıktığı için gelip beni götürdüler. Hastane sürecimiz falan oldu. Malatya çok yoğun olduğu için Elazığ'a geldik biz de. Buraya götürün. Burada ameliyat oldu. O şekilde ilerledi yani süreç. Yani ailem, kardeşlerimden falan olmadı, teyzem, kuzenlerim vefat edenler oldu tabii, kayıplarımız oldu. Yani Elazığ depreminde de biz hissetmiştik ama o kadar şiddetli hissetmemiştik. Bu çok başkaydı, çok korktuk hepimiz. Yani Malatya şu an zaten çok kötü durumda. Yaşadığımız şehir değil, hangi mahalle bizim mahalle, neresi neresi hiç bilmiyoruz. Tanıyamıyoruz yani. Çok kötü durumda. Evet. O şekilde yani. Yerle bir olduk. Biz de öyle olduk yani. Evimiz gitti. Yani Allah herkese yardım etsin. İnşallah toparlarız. Yaralı Hasan Çağday ise, "Gece saat 4 gibi de bizim ev taş duvardı. Sağa sola savruldu, ben sakattım. Elektrikler aynı anda kesildi ve biz yolu şaşırdık. Dışarı çıktık, yukarıdan taşlar ve beton geliyordu. Komşuları telefonla aradık ama şarjlar bitti. Kapıda buz vardı. Kaçarken düştüm, bacağım 3 yerden kırıldı. Allah devletimizi, milletimizi var etsin. O ölenlerin hepsi bizim canımız, ciğerimiz ve arkadaşlarımız." diye konuştu. Gece saat 4'tü, 4 civarındaydı. Bir baktık, yukarıda vurdu. Taş duvarıydı bizim. Bir bina gitti, bir bina gitti. Ben sakatım, çocuklar duvara direkt aynı anda kesildi. Biz onu şaşırdık. Şaşırdık. Hanım dedi, "Bu sakatı bunu önce çıkardı. Daha önce de burada olmuşum. Platik var hani sanki." Ondan sonra kaçtık. Dışarı çıktık. Canavara köyün hepsi canavara kesilmiş. Ablam yukarıda taşlar geliyordu. Taş duvarı, su geliyordu. Beton geliyordu. Ondan sonra komşulara telefon ettik. Şarjlar, telefon da bitti. Allah muhafaza etsin, ne diyelim. İşte kaçtım, kapıdan dondu. Buz vardı. Nasıl şey ettim, dışarı kaçtım. Kapının önünde don vardı, betondu. Ayağım böyle büküldü. Böyle büküldü, bir burada kırıldı. Bir burada. Üç yerde kırıldı. Ne Allah yine de devletimizi, milletimizi var etsin. Bütün milletimizi, devletimizi var etsin. Evlerde, evde hasar vardı. Benim ahırım gitti. Karakol geldi. Rakun tuttu. Ahır hayvanlar için de cana, insana bir şey olmamış. Mal geçsin. Benim ayağım burada olmasaydı, 3 tane hayvanım vardı. Onlar da geçseydi. O bu ölenler hepsi bizim canımız, ciğerimiz, arkadaşlarımız değil.